1943 yılına geldiğimizde arkadaşlar rüzgarın müttefiklerin tarafına döndüğünü görüyoruz. Şimdi bu rüzgar özellikle de Avrupa'dan ve bilhassa da Pasifik'ten başlıyor arkadaşlar. Pasifik'ten Pasifik deyince nereyi kastettiğimizi herhalde hemen anlamışsınızdır. Şimdi şöyle başlayalım. 1943 yılında Stalingrad kuşatılıyor. Bu haritaya sığmamış burada ama tam olarak şurada bakın sınırda olacak. Sovyet ordusunun ikiye ayrılmasıyla sona eriyor. Bu aslında oldukça ilginç bir hikaye ve Stalingrad kuşatmasının birçok filme konu olmasının sebeplerinden biri de bu hikaye, bu hikayenin bu kadar ilginç olması yani arkadaşlar. Çünkü Sovyet güçleri Mifer devletlere yani Mifer devletlere kanatlardan saldırarak destansı bir karşı atağa geçmiş önce böyle bir karşı atağa geçiyor ve Miver devletleri Miver devletleri yenerek, gerileterek yenilgiye uğratıyor. Stalingrad enkaz'a dönüşüyor ve o dönemin fotoğraflarına bakarsanız eğer neler yaşandığını düşününce bile aklınız yerinden oynayabilecek hale geliyor. O sıralarda Leningrad kuşatması hala devam ediyor. Mideniz kaldırırsa burada yaşananlara dair fotoğraflara da bakabilirsiniz. Herhalde söylememe gerek yoktur arkadaşlar. 1943 yılı 2. Dünya Savaşı'nın tabii ki ne oluyor? Dönüm noktası olmuş oluyor. Daha doğrusu 1942 yılı esas dönüm noktasıdır ama 1943 yılı hareket kabiliyetinin müttefiklerin eline geçtiği, Sovyet güçlerinin Almanları yenilgiye uğrattığı, Stalingrad'ın Almanları ve Miver devletleri Kafkaslardan defettiği ve de yeniden toparlanmaya başladığı dönemdir. Bundan sonrasında da Sovyet güçleri ilerleyerek Miver devletlerin ellerindeki toprakları geri almaya başlıyor. Şimdi hatırlarsanız, 1942 yılının sonuna gelindiğinde Kuzey Afrika'da yani hemen şurada olması lazım. Ee, haritaların hepsi arka arkaya duruyor. Evet. İngilizler Kuzey Afrika'da Miver devletlerin ordularını Libya'ya kadar geriletiyor ve bu durum 1943 yılı başlarına kadar devam ediyor. Devam hatırladınız değil mi? Böyle bir durum vardı. Müttefik orduları itilaf kuvvetlerini Kuzey Afrika'dan atmayı tam anlamıyla başarıyor. Yine hatırlayacağınız gibi Mısır'dan ordular gelmeye başlıyor müttefikler Fas'a ve Cezayir'e ulaşıp orada toplanıyor ve Kuzey Afrika zaferlerinden yola çıkarak yılın ortalarına gelindiğinde hırslı bir şekilde İtalyan anakarasına saldırıyorlar yani İtalya'ya saldırıyorlar Sicilya'ya da gidebilecekken doğrudan anakaraya yöneliyorlar Salerno'ya bir saldırı gerçekleştiriliyor ve sonra da savaşarak İtalya yarımadasına doğru ilerliyorlar Şimdi görebilmeniz için bunu mavi bir daire içine alacağım. Evet. Müttefikler 1943 yılının ortalarından sonlarına kadar İtalyan yarımadasında gitgide daha çok toprak elde ediyorlar. Bütün bunlar olurken İtalya'da da şartlar hiç iyi değil he arkadaşlar. İtalyan halkı mutsuz ve Mussolini görevden alınmış durumda. Bunu da buraya yazalım. Evet 1943 yılında Mussolini görevden alınıyor. Ve aynı yılın sonlarında İtalyanlar müttefiklere gönüllü bir şekilde teslim oluyor. İtalya teslim oluyor ama miver devletlerin askerleri bütün ülkede yani bütün yarımada da kalmaya devam ediyorlar. Bu yüzden de müttefikler 1943 ve 44 yıllarına kadar mücadeleye devam ediyorlar. Hatta Almanlar başta olmak üzere miver devletlerin tamamından kurtulmaları 1945 yılını buluyor. Miver devletlerden tamamen kurtulmak için Roma'nın bombalanması gerekiyor. Bunların hepsi 1943 yılında gerçekleşiyor. Bir yandan Avrupa'da başka olaylar da olmaya devam ediyor. Bu videolarda e, bunlara sadece genel olarak bakacağımızı hatırlatıyorum. 1943 yılı başlarında Amerika Almanya'ya bomba harekatı başlatabilecek güçte ve savaş ilerledikçe bu durum daha da fazla korkuya yol açıyor. 1943 yılının ortalarında yaşanan Kursk Savaşı, Miver Devletlerin Doğu Cephesi'nde gerçekleştirebildikleri son saldırı oluyor. Bu savaşta Ruslar tarafından yenilgiye uğratılıyorlar ve böylece Rusların taarruzu devam ediyor. Bütün bu olanlara Avrupa'nın gözünden baktığımızda müttefiklerin genişlemesinin ivme kazandığı ve miiver devletler üzerinde baskı kurdukları bir dönemdir bu. Açıkçası bu durumun bir benzeri de Pasifik'te yaşanıyor. Orada ise başrolde Amerikalılar var. Aynı dönemde onlar da saldırıya geçip adım adım ne yapıyorlar? Japonya'ya yaklaşıyorlar.